İş Bankası'nda en yakın şubeden başvurun. Size özel faiz oranlarıyla 3 aya kadar ertelemeli ve 60 aya varan vadelerde sabit faizli ihtiyaç kredisini kaçırmayın. BRT Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizdi. Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ'la görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tatar, adalet sisteminin daha verimli bir şekilde çalışması için devletin gerekli bütçe olanaklarını ayırmasının önemini dile getirdi. İyi niyette mal mülk alan bir yatırımcının Güney Kıbrıs'ta yargılanmasına karşı taraftan gelen saldırı olduğunu da ifade eden Tatar, konuyu Birleşmiş Milletler'in gündemine getirdiğini, taşınma mal komisyonuna komisyonunda başvuru kabul etmekte olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ'ı kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada dava yoğunluğunun aşılabilmesi için meclisten geçen yasaya göre her yargıcın bir yardımcı hukukçu alabileceği şeklindeki yeni düzenlemeyle yardımcı yargıçların katkısıyla daha hızlı bir şekilde karar süreçlerinin ilerleyeceğini belirtti. Nitekim meclisimizden geçen bu yasayla benim de imzaladığım her yargıç bir hukukçu yardımcı alabileceği noktasında inşallah önümüzdeki süreçte kararların verilmesinde bu bir kazanım olacaktır diye değerlendiriyorum. Çünkü araştırmalar ve karar aşamasına gelindiğinde o yardımcıların da katkısıyla daha süratli kararların alınması inşallah olabilecektir diye değerlendiriyorum. Süratli bir şekilde davaların görülmesi ve ona göre kararların üretilmesi hepimizin temennisi ve dileğidir. O bakımdan ben başta siz olmak üzere kaza mahkemesi yargıçlarımız, yüksek mahkeme yargıçlarımız hepinize başarı diliyorum. Tatar, bina, araç, gereç gibi ihtiyaçların giderilmesinin ve kapasitenin artırılmasına yönelik yatırımların önemine değinerek adalet sisteminin daha verimli bir şekilde çalışması için devletin gerekli bütçe olanaklarını ayırarak ihtiyaçların giderilmesinin önemini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunun da altını çizdi. Halkın bu topraklarda Kıbrıs'ın gerçeklerine göre kurulan düzende en iyi şekilde devletin sürdürülmesi için mücadelenin birlikte devam ettiğini belirten Tatar, güneyden kuzeye yerleşen Kıbrıslı Türklere oluşan düzende mülkiyet rejimindeki düzenlemeler bağlamında eş değerlerine karşılık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti tarafından tapuların verildiğini hatırlattı. Bir yatırımcının Güney Kıbrıs'ta yakalanması ve tutuklu yargılanması kabul edilemez diyen Tatar, konuyu Birleşmiş Milletler'in gündemine getirdiğini hatırlattı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin onayıyla kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu'nun başvuru kabul ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı, bu sürecin Avrupa Birliği ve dünya ülkeleri tarafından onay aldığını da kaydetti. Yargının da bu konuları takip etmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, iyi niyette mal mülk alan bir yatırımcının Güney Kıbrıs'ta yargılanmasının karşı taraftan gelen bir saldırı olduğunu ve bu konuları Yüksek Mahkeme'nin de ele alarak hukukçular olarak bu konuları çeşitli ortamlarda gündeme taşıyabileceğini belirtti. Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ da sorunların giderilmesi için ileriye dönük strateji çalışmalarına başlandığını kaydetti. Dijitalleşmenin yanında mevcut bina sorunları ve personel sorunlarını da giderme ihtiyacı içerisindeyiz. Bunlarla ilgili gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Son dönemde meclisimizde kabul edilen raportörlük yasası da bizim yüksek mahkemedeki yargıçların vereceği kararlarda ve görevlerinde onlara katkı yapacak, onlarla ilgili çalışmalarında destek olacak bir yasa olarak kabul edilmiştir. Bu yasanın da yeni adli yıl içerisinde raportör alınmasıyla uygulamaya gireceğini belirtmek isterim.
Sayın seyirciler, Cumhuriyet Meclisi Meclis Genel Kurulu bugün öğleden sonra olağanüstü toplandı. Genel Kurulun gündeminde çok önemli tasarılar bulunuyor. Olağanüstü birleşimde Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan akıllı ulaşım sistemleri projesine yönelik protokol kabul edildi. Yapı işleri alanında mütabakat zaptı yasa tasarısı onaylandı. Konut edindirme değişiklik yasa tasarısı, madalya ve nişanlar değişiklik yasa tasarısı, yayın yüksek kurulu 2024 mali yılı ek bütçe yasa tasarısı da görüşülerek kabul edildi. Haberimiz yayına hazırlandığı sırada Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısı devam ediyordu. Konut ihtiyacını azami ölçüde karşılamak hedeflenmektedir. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu olağanüstü toplandı. İlk olarak onaya sunuşlar yapıldı. Başbakanlığın kamu ihale değişiklik yasa tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine yönelik tezkeresine ilişkin milletvekilleri eleştiri ve görüşlerini sundu. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz söz olarak önceliklerinin her zaman halk menfaati olduğunu söyledi. Bununla ilgili hükümetimiz de bir açıklama yaptı. Kendi insanımıza, kendi gençlerimize, kendi barınak sorunu olan ve konut sorunu olan gençleri de bunun en kısa sürede buluşturmaya başlıyoruz. Ve bununla ilgili yine yabancılara mal satışla ve diğer yasalarda da var. Sosyal konut fonu oluşturdu. Oğuz, emlakta olan fiyat artışını hepimiz biliyoruz. Devletin bir şey yapmasını istiyoruz. Devlet de bunu yapıyor diye konuştu. Meclis Genel Kurulu daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında akıllı ulaşım sistemleri projesine yönelik uygulama protokolüyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında yapı işleri alanında mutabakat saptı onay yasa tasarıları görüşülerek onaylandı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında akıllı ulaşım sistemleri projesine yönelik uygulama protokolüne ilişkin konuşma ve eleştirileri ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yanıtladı. Arıklı, yeni kamera sistemi, kantar ve akıllı kavşak sistemi içeren bu önemli projeye karşı çıkanları anlamanın mümkün olmadığını belirtti. Yeni bölgelere radar sistemine, kamera sistemine ihtiyacımız var. Burada da şu anda elimizdeki radarların tanesi bize 40 bin euroya mal oldu. Parasını ödedik, satın aldık. Ve yeni radarlara ihtiyacımız var. Bunu da Türkiye Cumhuriyeti ile imzalamış olduğumuz protokolle oradan yararlanarak, onlardan destek alarak halletmeye çalışıyoruz. Bu sadece kamera sistemi değil, aynı zamanda kantar sistemi ve akıllı kavşaklar sistemi de içeren çok önemli bir proje. Genel kurulda daha sonra Yayın Yüksek Kurulu 2024 mali yılı ek bütçe yasa tasarısı madde madde görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. Cumhuriyet Meclisi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında yapı işleri alanında mutabakat saptı onay yasa tasarısı görüşülerek oy çokluğuyla onaylandı. Söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı tasarının önemine vurgu yaptı. Bir müddet önce işte Türkiye'deki o depremde hayatını kaybeden çocuklarımız, şampiyon melekler ve 49 civarında insanımız var. O depremin yarattığı sendromda buradaki binaların güvenilirliği ve depreme dayanıklılığı sürekli bir tartışma haline gelmişti. Şimdi elbette ki binaların güvenilirliğinin kontrolü öncelikle orada kullanılan betonun, demirin kalitesinin de tespitinden geçiyor. 6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen deprem sonrasında binaların güvenliği konusunda tartışmalar yaşandığını anımsatan Erhan Arıklı, onay yasa tasarısı hayati öneme haiz, gerekli çalışmalarda mutlaka yapılacaktır dedi. Arıklı, beton santrallerinden alınan betonların kalitesinden emin olunamadığını, bu yasayla beton üretimi yapan beton santrallerinin yanı sıra beton taşıyan mikserlerin kontrolü ve denetimlerinin de öngörüldüğünü aktardı. Daha sonra Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği yasa önerisinin görüşülmesine geçildi ancak öneri komiteye geri çekildi, sonrasında ivedilik kararı alındı. Genel kurulda konut edindirme değişiklik yasa tasarısı da ele alındı. Eleştirileri ise İçişleri Bakanı Dursun Oğuz yanıtladı. Oğuz, sosyal konutun elzem olduğu konusunda hemfikir olduklarını vurgulayarak, hükümetin rant peşinde değil, ülkedeki konutla ilgili sorunu çözme peşinde olduğunu vurguladı.
diyor ki 60 metrekare ile 140 metrekare arasında yapılır diyor. 60 metrekare demiyor. Bu neye bağlı? 1 artı 1 olur, stüdyo olur, talebe göre 2 artı 1 olur, 3 artı 1 olur. Ki olacak. Ha. Ve şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sen de biliyorsun ki bizim eskiden hepimizin hep yaptığı nedir? 3 artı 1 evlerdir. Köy evler, yer evi. Hep öyledir. Ama gelişen bugün koşullarda genelde hep 2 artı 1'lerle gider. Bunun metrekaresi 70 olur, 80 olur, 100 olur. Bunun mutlaka metrekareyle göre de bir maliyeti olacak. Ama maliyetlerle ilgili devlet zaten elindeki imkanları elden geldiğince kısıtlayarak düşük anlamda bir maliyet çıkmasını istiyor. Ve bu maliyet üzerinden %5 kar koyulacak. Hükümetin bir sosyal konut fonu oluşturduğunu anımsatan Oğuz, yasada kırsal kesimlerle ilgili de düzenlemeler de olduğunu belirtti. Genel kurulda madalya ve nişanlar değişiklik yasa tasarısının görüşülerek oy birliğiyle onaylanmasının ardından yabancılar ve muhaciret değişiklik yasa tasarısının görüşülmesine geçildi. Değerli izleyenler, polis örgütünün 60. kuruluş yıl dönümü ve 30 Haziran Polis Günü nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Polis Genel Müdürü Kasım Kuni hedeflerinin toplumun beklenti, ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak çağdaş ve bilimsel yeni yöntemlerin uygulamaya konulmasını sağlamak olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da polis teşkilatının yıllar itibarıyla güçlenmeye devam ettiğini kaydederek polisin çağdaş değerlerle görevlerini yapmasının gurur verici olduğunu belirtti. Polis örgütünün 60. kuruluş yıl dönümü ve 30 Haziran Polis Günü nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, polis örgütü olarak anayasa ve yasalardan aldıkları yetki ve halktan aldıkları güçte mesai mevhumu gözetmeden günün 24 saati kamu düzeninin temini ve insan haklarının korunması için büyük azim ve kararlılıkla görevlerini yaptıklarını söyledi. Hedefimiz toplumun beklenti ihtiyacı, ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak klasik güvenlik yaklaşımları yerine bireysel özgürlük alanlarını daraltmayacak ve aynı zamanda kamu düzenini sağlayacak etkili, çağdaş ve bilimsel yeni yöntemlerin uygulanmaya konulmasını sağlamaktır. Polis, bireysel hak ve özgürlüklerin kısıtlayıcısı değil, güvencesi durumundadır. Polisin görevini yaparken gücünü yasalardan aldığını kaydeden Kuni, suçla mücadelede daha etkili olabilmek adına bazı yasa tasarılarının bir an önce yasallaşmasının suçla mücadelede daha başarılı olmalarını sağlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kıbrıs Türk Polisi'nin Osmanlı döneminden itibaren çeşitli aşamalarda kendisini geliştirdiğini ve halkın asayişi için çok önemli görevler ifa ettiğini söyledi. Polis teşkilatının yıllar itibariyle güçlenmeye devam ettiğini de kaydeden Tatar, polisin çağdaş değerlerle görevini yapmasının gurur verici olduğunu belirtti. Elbette narkotik, elbette çeşitli asayişe bağlı olarak polisimizin yaptığı görevler ama aynı zamanda polis okulumuzun yanında mani polis ve buna benzer bir takım denetimlerle uygar, çağdaş ve evrensel değerlerle dünya dilini konuşabilen dünyanın çeşitli farklı örgütleri ve özellikle gümrük meselelerinde, polisiye meselelerde, mali bir takım kara para aklama olaylarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin polisinin uluslararası teşkilatlarla her türlü işbirliğini yapabilmesi ve o noktada kendisini eğitmesi gerçekten hepimizin bir gururudur diye değerlendiriyorum. Genç polislere çok önem verilmesi gerektiğini kaydeden Tatar, teşkilatımızda bazı zafiyetlerin en erken zamanda giderilmesi için hükümetimizin gerekli desteği vermesi, boş olan ve ihtiyacımız olan kadroların doldurulmasıyla daha güçlü bir polis teşkilatı en büyük temennimiz ve dileğimizdir şeklinde konuştu. Hükümet olarak, devlet olarak Doğu Akdeniz'deki devletimizin daha güçlü bir polis teşkilatı olması ve gerektiğinde narkotiktir, uyuşturucudur. Her türlü illete karşı vereceğimiz mücadelede polisimizin elini güçlendirmek durumunda olduğumuzda buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Gerektiğinde yasal düzenlemelerle bir takım suç unsurlarının ortaya çıkabilmesi için polisimizin elini ve kapasitesini güçlendirmek durumundayız. Bütün bunları birlikte başaracağız. Tatar'ın konuşmasının ardından polis tanıtım filmi gösterildi.
Film gösteriminin ardından başmüfettiş Aydan Arifoğlu kendi yazdığı Polisim adlı şiiri okudu. Devletimizi yüceltiriz yasaları uygularsak. Güvenlik kuvvetleri bando komutanlığı hafif müzik orkestrası ve polis genel müdürlüğü orkestrası orkestra tarafından müzik dinletisi sunuldu. Birinci etap karkas inşaatı tamamlanan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binası inşaatının ikinci etabı için bugün Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Buldukmen Transport Limited arasında protokol imzalandı. Protokolle binanın tüm yapım işlerinin 5 ayda tamamlanması hedefleniyor. Protokol imza töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, tiyatro emekçilerinin kendilerine yakışır bir binaya kavuşmasından memnuniyet duyacağını ifade ederek bu işin takipçisi olacağız dedi. Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Buldukmen Transport Limited arasında Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binası inşaatının ikinci etabı için protokol imzalandı. Protokole Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Buldukmen Transport Limited Direktörü Hüseyin Bulduk imza koydu. Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Cet ve tiyatro emekçilerinin hazır bulunduğu protokol imza töreninde konuşan Bakan Ataoğlu, projenin hayırlı olmasını temenni ederek projenin 5 ayda tamamlanacağını kaydetti. 25 yıl uzun bir süre sonra tıpkı Girne Antigyat Limanı'ndaki göstermiş olduğumuz cesareti yine devlet tiyatroları binasında da o cesareti gösterip kendi bakanlığımız üstesindeki bütçeden binamızın bitmesiyle ilgili yapmış olduğumuz proje çalışmaları sonrasında ihaleye çıkıldı. İhalede tabii ki ihaleyi kazanan Bulduk İnşaat'a ben şimdiden çok teşekkür ederim. 5 ay bir süre içerisinde tamamlanacak olan bir inşaat dönemi. Ama bu 5 ay süre içerisinde birebir takipçisi olacağımızı, bir an önce bitmesiyle ilgili 5 aydan da erken bir zamana çekmek istediğimizi de ifade ettik. Yapım işlerinin 5 aydan önce tamamlanmasını da temenni eden Bakan Ataoğlu, emeği geçen herkese teşekkür ederek tiyatro emekçilerinin kendilerine yakışır bir binaya kavuşmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Cet'te çok anlamlı bir gün yaşadıklarını ifade ederek, uzun bir süreden beridir yapılması planlanan ancak bir türlü başarılamayan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu binası inşası için sözleşme imzalamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. 3 etapta tamamlanacak Devlet Tiyatroları binasının ikinci etap projesinde binanın tüm yapım işlerinin tamamlanması, 3. etapta ise teknik altyapının yapılması hedefleniyor. Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek 3 sağlık merkezinde incelemelerde bulundu. Havai Yekta, Kurteli, Mehmetçik, Geçitkale ve Serdarlı sağlık merkezlerini ziyaret eden Bakan Dinçyürek, sağlık merkezlerinin daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşacağını söyledi. Bakan Dinçyürek, Güzel Yurt Hastanesi, Değirmenlik ve Lapta sağlık merkezleri için ihale tekliflerinin yarın açılacağını da kaydetti. Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Havvai Yekta, Kurteli, Mehmetçik, Geçitkale ve Serdarlı sağlık merkezlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Dinçyürek, Serdarlı sağlık merkezinde yapılan inceleme doğrultusunda binanın ciddi tadilat ve tamirat ihtiyacı olduğunu kaydetti. Özellikle izolasyon ve taşıyıcı sistemlerdeki zayıflıkların önemli olduğunun tespit edildiğini belirten Dinçyürek, planlama ve inşaat dairesiyle birlikte yapılan keşif çalışmaları sonrasında tamirat işlemlerinin başlamasının planlandığını açıkladı. Dinçyürek, Havvai Yekta, Kurteli, Mehmetçik Sağlık Merkezi'ne yaptığı ziyarette buraya yeni bilgisayarlar alındığını ve tamirat tadilatların yapıldığını, Geçitkale Sağlık Merkezi'ne ise ilave hasta müşahede odası kazandırıldığını ve gerekli tamirat ve tadilatların yapılacağını açıkladı. Birinci basamak tedavi merkezlerinin, sağlık ocaklarının ülkemizdeki görevi, önemi çok fazladır. Biz bu bilinçle çalışıyoruz. Yeni sağlık merkezlerini
açmaya çalışıyoruz. Yenilerini yapıyoruz. Mevcutları da tamir ve tadilatlarını yapıyoruz. Sağlık Bakanı Dinçürek, Maraş Sağlık Merkezi'nde 1000 metrekarelik yeni sağlık merkezi inşaatı için ihale sürecinin başladığını duyurdu. Ayrıca Güzelyurt Hastanesi, Değirmenlik Sağlık Merkezi ve Lapta Sağlık Merkezi'nin yeni binası için de ihale tekliflerinin açılacağını bildirdi. Mevcut diğer sağlık merkezlerinde olduğu gibi tüm sağlık merkezlerinde dokunuşlar yapılarak tamirat, tadilat, genişletme ve teknik donanım cihazların da takviyesiyle en üst hizmet kalitesine erişmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sağlık Bakanı Serdarlı Sağlık Merkezi'nde yapılacak tamirat ve tadilat çalışmaları kapsamında engelli erişiminin tam fonksiyonel bir şekilde sağlanacağını ve bu süreçte engelli tuvaleti gibi özel ihtiyaçların da karşılanacağını söyledi. Ayrıca bina içi ve dışı taşıyıcı sistemlerin destekleneceği ve güçlendirileceği bilgisini de paylaştı. Bizler bu imkanları yaratırken sağlık çalışanları da var gücüyle elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ben onlara bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmek isterim. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Asım Akansoy gündemindeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akansoy erken seçime hazır olduklarının da altını çizdi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Asım Akansoy katıldığı bir televizyon programında Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin'in dengeleri gözettiğini ve süreci de iyi yönettiğini ifade etti. Akansoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tavrınınsa uzlaşmadan uzak olduğunu iddia etti. Akansoy, bugüne kadar konuşulan her şey bir tarafa çekilsin istiyor. İki devlet istiyor ve masaya oturmuyor. Söz konusu düşünce Kıbrıslı Türkler üzerindeki ambargoyu kaldırmaz. Bu yaklaşım fayda sağlamaz diye konuştu. Mülkiyetle ilgili sorunlara da işaret ederek, Rum tarafının var olan problemi kendi lehine kullanmak için konunun üzerine gideceğine işaret eden Akansoy, bunun karşılığında Cumhurbaşkanı'nın ne yaptığını sordu. CTP'nin hiçbir zaman diyalogdan kaçmadıklarının altını da çizen Akansoy, bir an önce erken seçime gidilmesi gerekliliğini de anımsattı. Akansoy, erken seçime gitmeliyiz. Bu ülkeyi yönetmekten, aciz yönetimden kurtulmalıyız. Erken seçime hazırız, dedi. Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi tarafından A-Level sonuçlarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi tarafından A-Level sonuçlarıyla Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerine giriş yöntemleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Birkan Uzun konferans salonunda yapılan toplantıda öğrencilere ve ailelerine A-Level sınav sonuçlarına sahip öğrencilerin Türkiye üniversitelerine yerleşme yöntemleri, yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığı tarafından verilen burslar ve başvuru süreçleri, uluslararası öğrenci kontenjanları ve başvuru süreçleri konularında detaylı bilgilendirme yapıldı. Toplantı, bilgilendirme sunumları tamamlanmasının ardından soru-cevap bölümüyle sona erdi. Sayın seyirciler, Türkiye'de tüketici fiyatları Haziran ayında aylık %1.64 arttı. Veriler aylık bazda bir yılın en yavaş enflasyonuna işaret etti. Yıllık enflasyon da Haziran ayında 8 ayın ardından ilk kez geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Buna göre tüketici fiyatları Haziran ayında aylık %1.64 arttı. Yıllık enflasyon aynı dönemde %71.60 olarak kaydedildi. Verilere göre aylık enflasyon geçen yılın Mayıs ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 8 ay sonra ilk kez düşüş kaydetti. İsrail'in 271 gündür saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze şeridindeki can kaybı 38 bine yanaştı. İsrail ordusu Gazze'deki El Vahde caddesindeki bir evi hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında siviller ve çocuklar hedef olmaya devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'deki El Vahde caddesinde yer alan
Ebu Şaban ailesine ait evi hedef alması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaralandı ve hayatını kaybetti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37.953'e, yaralananların sayısının da 87.266'ya yükseldiği kaydedildi. Bu arada İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'a saldırı sinyali verdi. Gallant açıklamasında Lübnan'da gereken her türlü eylemi gerçekleştirmek için tam hazırlık durumuna ulaşacağız dedi. Sayın seyirciler, İngiltere'de halk yarın yeni hükümet ve meclisi belirlemek için sandık başına gidecek. Seçim öncesi anketler İşçi Partisi'nin büyük bir zafer kazanacağını, Muhafazakar Parti'nin ise tarihi bir yenilgi alacağını öngörüyor. İngiltere'de oy kullanmak için kayıt yaptıran yaklaşık 50 milyon seçmen, yarın ülkeyi 5 yıllığına yönetecek hükümeti ve meclisi seçmek için sandık başına gidecek. İngiltere'de 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimler öncesi anketler 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarının sonuna işaret ederken, İşçi Partisi'nin %37'nin altına düşmediğini ve açık ara zafere koştuğunu gösteriyor. Sonuçların 5 Temmuz Cuma günü öğlen saatlerinde kesinleşmesi beklenirken, seçimi önde tamamlayan partinin lideri Kral 3. Charles'dan kabineyi kurma yetkisi alacak. Seçimin favorisi görünen İşçi Partisi'nin seçim vaatlerinin başında, hastanelerdeki muayene sırası konusu ve ekonomik iyileştirme geliyor. Başbakan Rishi Sunak liderliğindeki Muhafazakar Parti ise İngiltere için güvenlik vaat ederken enflasyonun ve vergilerin de düşeceğini kaydediyor. Sayın seyirciler, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bir değerini daha kaybetti. Uzun yıllar Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda emek veren Ayşe Başar yaşamını yitirdi. Uzun yıllar Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda emek veren Ayşe Başar yaşamını yitirdi. 1953 yılında Cyprus Broadcasting Corporation Türkçe bölümünde haber ve program spikeri olarak göreve başlayan Başar, 22 Aralık 1963 olaylarında diğer çalışma arkadaşları gibi CBC'den ayrılarak Bayrak Radyosu'na geçmişti. Ayşe Başar, Bayrak Radyosu'ndaki çalışmalarını emekli olduğu 1978 yılına kadar sürdürmüştü. 99 yaşında hayata veda eden Ayşe Başar için yarın saat 11'de Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda tören düzenlenecek. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası yeni öğretim yılının eksik kadrolarla açılmaması gerektiğine dikkat çekti. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem yazılı açıklamayla Milli Eğitim Bakanlığı'na eleştirilerde bulundu. Bütçe, altyapı, donanım eksikliklerinin yanı sıra kadrolarda da eksiklikler yaratıldığını savunan Eylem, yeni öğretim yılında atanacak, görev yapacak kadroları özellikle de bazı branşlara ihtiyaç olmasına rağmen azalttılar ifadelerini kullandı. Eylem, eğitimde niteliğin önemine işaret ederek yeni öğretim yılında okulların eksik kadrolarla açılmaması gerektiğine dikkat çekti. Sayın seyirciler, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Demirhan Polis Karakolu'na iki araç hibe etti. Araçlar bugün düzenlenen törenle teslim edildi. Değirmenlik Akıncılar Belediyesi tarafından Demirhan Polis Karakolu'nda kullanılmak üzere satın alınan iki yeni araç, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler tarafından Lefkoşa Polis Müdürü Tarkan Kızıltuğ'a teslim edildi. Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre Demirhan Polis Karakolu'na düzenlenen araç devir teslim töreninde konuşan Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, polis işbirliğine önem verdiklerini belirterek karakola desteklerinin devam edeceğini söyledi. Lefkoşa Polis Müdürü Tarkan Kızıltuğ ise yapılan anlamlı bağıştan dolayı Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler'e teşekkür ederek plaket takdim etti. Kızıltuğ, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi ile işbirliklerinin devam edeceğini de belirtti. Belediye, Şubat ayında da Demirhan Karakolu'nda iki araç hibe etmişti. Metehan Çemberi'nden Ortaköy'e gidiş yönü yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Karayolları Dairesi yolun 25 Temmuz'a kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu.
Karayolları Dairesi Lefkoşa'da Metehan Çemberi ile Ortaköy'de, Sivil Savunma Çemberi arasındaki yolun Ortaköy'e gidiş tarafının trafiğe kapatıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi Yol ve Altyapı Geliştirme Çalışmaları kapsamında yolun 25 Temmuz'a kadar trafiğe kapalı olacağı belirtilen açıklamada, Ortaköy istikametine gidecek sürücülerin Kemal Şemiler Caddesi üzerinden alternatif yolları kullanmaları tavsiye edildi. BRT Haber Merkezi'nden ana haber bültenine yansıyan gelişmeler böyleydi. 22 bülteninde yeniden karşınızda olacağım. Hoşça kalın. Προετρώσαρσιν τα τάρμπροβε σε σημαντικές δηλώσεις στον τύπο μετά από περίπου μόνο ώρη συνάντηση που είχε χτες Τρίτη με τον ηθικό αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Κολίν Στουάρτ, στο Προεδρικό Μέαρο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμησε την προχτεσινή συνάντηση του με την προσωπική απασταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Ανχάλα Ολκίν Κουάιαρ, στο Λονδίνο και επανέλαβε ότι μια νέα διαπραγματευτική διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει μόνο με την επιβεβαίωση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του Τουρκοκυπριακού λαού. Ο πρόεδρος Τατάρ δηλώσε ότι εφόσον ο τουρκοκυπριακός λαός δεν θεωρείται ισότιμος λαός, δεν θα υπάρχει κοινό έδαφος για διαπραγματεύσεις στην Κύπρο και σημείωσε ότι οι Ελληνοκύπροι δεν θα μοιραστούν ποτέ τον πλούτο και την διακυβέρνηση αυτής της χώρας στην βάση της ισότητας με τους Τουρκοκύπριους. Ο κύριος Πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι ήρε για άλλη μια φορά το θέμα του περιουσιακού κατά την συνάντηση του με τον κύριο Στουάρτ. Επισημένοντας ότι η Επιτροπή Ακινήτης Περιουσίας που συστάθηκε με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως ένα μέσο λύσης για τις περιουσίες και τα ακίνητα που οι Ελληνοκύπροι αφήσαν στον Βόρρα και προσφέρει επιστροφή, αποζημιώση ή ανταλλαγή, ο κ. Στατάρ τόνισε τα εξής. 20 χρόνια μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι Ελληνοκύπριοι το αφήνουν αυτό στην άκρη και κυνηγούν ανθρώπους και τους συλλαμβάνουν και τους φυλακίζουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κάτι που δεν μπορεί ποτέ να γίνει αποδεκτό. Αυτό πρέπει να τελειώσει γιατί δεν έχει νομική βάση. Τα ζητήματα ιδιοκτησίας μπορούν να επιληθούν από κράτος σε κράτος, πρόσθεσε. Ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Colin Stuart, δήλωσε από πλευράς του ότι συζήτησε με τον πρόεδρο Τατάρ την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο ίδιος στη Νέα Υόρκη το προσεχές Σαββατοκύριακο, σημειώνοντας ότι στις 11 Ιουλίου θα ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας και θα επιστρέψει στο νησί στις αρχές Αυγούστου. Ο κύριος Στουάρτ αναφέρει ότι τα κύρια θέματα που σκοπεύει να μεταφέρει στο Συμβούλιο Ασφαλείας συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης και ότι τα θέματα αυτά θα συμπεριληφθούν επίσης στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Συμβούλιο. Σημειώνοντας ότι συμμερίζεται ιδιαίτερα τις ανησυχίες του σχετικά με την στρατιωτικοποίηση της νεκρής ζώνης, την οποία και οι δύο πλευρές προωθούν με ανησυχητικό ρυθμό, ο ειδικός αντιπρόσωπος είπε ότι παρόλο που το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει ζητήσει από τα μέρη να εξετάσουν την αμοιβαία αποκλιμάκωση, βλέπουμε ότι δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος σε αυτό το θέμα. Στο μεταξύ, νωρίτερα χτες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συσκέψει με τους αρχηγούς και εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών πολιτικών κομμάτων στο Προεδρικό, μόλις επιστρέψε από την Βρετανία. Ο Τούρκος Υπουργός Εθνικής Αμυνάς, Γιασάρ Γκουλέρ, μίλησε σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησε με το Επιτελείο Διοίκησης των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και τους διοικητές μονάδων. Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Υπουργού Εθνικής Αμυνάς, ο Υπουργός Γκουλέρ στην ομιλία του υπενθύμισε ότι στις 20 Ιουλίου θα γιορτάσουν την 50η επέτειο της τουρκικής ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο, κατά την οποία σταμάτησαν το χέρι που απλωνόταν εναντίον των Τουρκοκυπριών.
Yine de κατανοητό από το περιβάλλον ασφαλείας που έχει διαμορφωθεί και συνεχίζεται μέχρι σήμερα πόσο δικαιολογημένη και αναγκαία ήταν αυτή η επιχείρηση που πραγματοποιήσαμε ως εγκύτρια χώρα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, είπε ο Κιουλέρ. Σημειώνοντας ότι η στάση της Τουρκίας προς την λύση των δύο κρατών στο νησί και η υποστήριξη τους προς τους Τουρκοκύπριους θα συνεχιστεί, ο Γκιούλερ είπε, σε όλη αυτή την έντονη ροή δραστηριοτήτων, οι ήρωες Τούρκοι στρατιώτες είναι αποφασισμένοι να εκπληρώσουν κάθε καθήκον που τους ανατίθενται για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας και την ειρήνη και την ασφάλεια του ευγενούς έθνους μας. Για το δεύτερο σκέλος της κατασκευής του κτίριου των Τουρκοκυπριακών Κρατικών Θέατρων υπεγράφει πρωτόκολλο μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας και Περιβάλλοντος και της εταιρείας Bulldogman Transport. Στο πρωτόκολλο έλαβαν τις υπογραφές τους ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός Υπουργός Τουρισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας και Περιβάλλοντος Φίκρη Αθόλου και ο διευθυντής της Bulldogman Transport Hüseyin Bulduk. Η κατασκευή της δεύτερης φάσης του έργου προγραμματίστηκε να ολοκληρωθεί σε διάστημα 5 μηνών. Το έργο κατασκευής αποτελείται από 3 φάσεις και η τελευταία φάση σχετίζεται με την τεχνική υποδομή του κτίριου.